13. soru. Bir paranın önce 1 bölü 4'ünü sonra kalanın 1 bölü 3'ünü harcayınca geriye 8.100 lira kalıyor. Buna göre paranın tümü kaç liradır? Şimdi ben iki tane farklı çözüm yoluyla bunu çözmeye çalışacağım. İlki benim biraz daha pratik gördüğüm bir şey. Parayı şöyle çizelim. Biraz yamuk ama 1 bölü 4'ü demiş. Yani 4'te 1'i. 4'e bölelim. 4'te 1'ini harcıyoruz. Şurası gitti. Geriye neresi kaldı? Şu 3 tane kaldı. Şu 3 tane mavi. Sonra diyor ki geriye kalanın 1 bölü 3'ü. Yani 3'te 1'i harcanacak. 3 tane mavi vardı ya, bunların birisini daha harcayacağım ben. 3'te 1'i. Şurayı harcayalım örneğin. Geriye 8.100 lira kalıyor. Aslında ne oldu? Ben şurada 2 tane kırmızı, 2 tane mavi kaldığına göre paranın yarısını harcamış oldum. Yarısı 8.100 ise tamamı ne kadardır? Onu 2 ile çarparım. 16.200. Bu pratik yol tabii. Ama bunun bir de denklemsel yolu var. Onu yapalım. 1 bölü 4'ünü harcadık. Harcadıklarımızı üste yazalım. Sonra kalanın diyor. Kalan nedir? 3 bölü 4'tür. Çünkü tamamı 4 bölü 4 olduğu için ondan 1 bölü 4'ü çıkarttık. 3 bölü 4. Bunun 1 bölü 3'ü. Bir şeyin bir şeysi dediğimizde kesirsel olarak çarpıyoruz. Yani 3 bölü 4'ün 1 bölü 3 deyince 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 3 diyoruz. 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 4 harcamıştım. Bir 1 bölü 4 daha harcadım. Aslında burada şekilde yaptığımız aynı şeye denk geldi. Ne kadar harcamış oldum? 2 bölü 4. Yani sadeleştirirsem 1 bölü 2'sini harcamış oldum. Yine paranın yarısını harcadım. Dolayısıyla yarısı kaldı. 8.100 kaldığına göre tamamı 16.200.